bu bloğumuz için sıralarken haber akışını yaparken hafta sonu sabahta sabahın bir köründe şöyle dedim yani arka arkaya koyarken haber başlıklarını gerçekten dünyada olanı biteni özetlediğimiz haberleri de öncesinde şöyle bir taramıştım. Tam olarak başlığımız o sırada Türkiye'de. O sırada Türkiye'de neler olup bitiyor başlığında 2-3 haber sizle paylaşmak istiyorum. Ve ilk başlığımızda Ayhan Bora Kaplan kıymetli izleyenler. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın göreve gelmesinden sonra düzenlenen en büyük operasyon. Öncelikle bunu söyleyelim. Ve bu operasyondan sonra da ortaya çıkan her bilgide gördük ki biz haberciler ve siz de izlediniz ki... ...Kaplan dosyası uzunca bir süre gizli eller tarafından sümenaltı edilmiş. Net bir biçimde bunu söyleyebiliyoruz. Mesela ne derseniz bir örnek verelim. Baskı yapan polislerden kurtulmak için ortada dönen bir rüşvet var. Bir meblağ var 5 milyon rüşvet verildiğine dair sözler ve bu sözlerin dinlemeye takılması bundan tam 6 yıl önce tutuklu suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan. Çin Çin'de bir torbacı Ankara'nın karanlık yüzünü kontrol altında tutan çete liderine dönüşme hikayesi dönemin ruhuna ilişkin onlarca ipucuyla dolu. Kaplan'ın emniyet bürokrasisiyle güçlü bağına dair ortaya birçok iddia atıldı. Kaplan'ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yakın olduğu iddia ediliyor. Siyaset ve bürokrasiden de kimi yetkililerle sık ilişkiler kurduğu, kimiyle de çekişmeli olduğu öne sürülüyor. Gazeteci Tolga Şardan bu kez Kaplan'ın polislere 5 milyon lira rüşvet verdiği iddiasını köşesine taşıdı. Kaplan ve adamları 15 Temmuz gecesi Soylu'nun davet telefonunun ardından TRT binası önüne gitmiş, ağır silahlarla poz vermişti. Habere göre Kaplan bu olayın ardından kendisine yönelik soruşturma yapan polisleri araştırmaya başladı. Aynı dönemde Kaplan'ın telefonları Ankara Emniyeti'nin uyuşturucu ticaretine yönelik mahkeme kararıyla dinleniyordu. Kaplan başka birinin adına alınmış hatta polisin yoğun baskısı altında olduğunu anlattı. İddiaya göre cebine 5 milyon koyduğunu ve polislerden kurtulmaya başladığını aktardı. Tespit edilen bilgi üst düzey yetkililere iletildi. Yıl 2017 idi. Dönemin Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan tam da o günlerde dilekçe verdi. Görevi bıraktı. Yine Soylu ekibinden Servet Yılmaz geldi. O dinleme kayıtları o günden bugüne kadar gün ışığı görmedi. Bunların toplanabileceği yerler ya da Kaplan'ın 2019'da iş insanı Besim Tibuk ve ailesini ölümle tehdit ettiği de iddia ediliyor. Sebep Kıbrıs'ta Tibuk'un sahibi olduğu kumarhaneye girişinin yasaklanması. Kaplan'ın karar nedeniyle Tibuk ve ailesini ölümle tehdit ettiği, Tibuk'un bu tehdidin ardından geri adım attığı belirtiliyor. Öte yandan Kaplan'ın Ayhan adını değiştirdiği de öğrenildi. Bu durumda sabıka kaydı değişmiyor ancak vergi, tapu gibi işlemlerde kolaylık sağlıyor. Kaplan operasyonunda kendisi dahil 14 kişi tutuklu. Soruşturmada 13 şüpheli hala firardi. Yakalandığı aracın zırhlı olduğu öğrenildi. Yanındaki silah doluydu. Evinde yapılan aramada binlerce dolarlık dekont, milyonlarca liralık tapu senedi bulundu. Ankara'da tutuklanan Kaplan, Sincan cezaevinden İzmir'deki bir cezaevine nakledildi. 5 milyon rüşvet verdiğine dair sözlerin dinlemeye takılması 6 yıl kapalı kalan bir dinleme kaydından sizi 5000 liraya götüreceğim. 5000 liralık müjdeye 29 Ekim öncesi emeklilere bayram ikramiyesi müjdelenecek. Masaya konan ve üzerinde uzlaşılan rakam 5000 lira. Bir kereliğine verilecek, üçüncü kez verilecek ikramiye. Peki emekliler biz aldık mikrofonumuzu, kameramızı bu hikaye, bu ikramiye diyelim. Acaba sizi heyecanlandırdı mı diye sorduk. Çünkü aslında görülmesi gereken şu ki değerli emeklilerimizin, Ömürlerinin yarısını çalışarak vergisini ödeyerek ve şimdi artık rahat yüzü görmek isteyen haklı taleplerini her defasında ileten emeklilerimiz için çözüm mü pek inandırıcı gelmiyor 5000 liralık ikramiye geçici çözüm istemediklerinden? Alın bu 5 milyon liraya sınır harcasını. Biz onlara 5 milyon liraya da 2 milyon liraya da fazla verelim. Bizim evimizi geçindirsinler. Bunların hepsi hava. Seçim geliyor diye atıyorlar ortaya bir şey. İnsanlar acından ölüyor. Ben emekliyim mesela. Sürünüyoruz bak. El alem kendi memleketime gidemiyorum. Artık bu paralar yetmiyor. Milleti seçim zamanı. Kandırıp kandırıp duruyorlar. Emekliye yapmış olduğu hayal izamı gördük. Bunlar dahi yemiyor şimdi. Emekli zam bekliyordu. Bayram ikramiyesi geldi. O da 5 bin lira. Masaya konulan rakam. 29 Ekim öncesi emeklilere müjdelenecek. Emekliye bir kereliğine ödenen üçüncü ikramiye olacak. 5 bin liralık ikramiye söylentisi emekli de karşılık bulmadı. Onların beklentisi geçici değil kalıcı çözüm. Bir günde adam bir oyun yemek yerse döver mi? Veya bir yılda üç tane ikramiye adam açığını kapatabilir mi? Tabii ki kapatamaz yani. Bunun yerine %20 zam yapsa Maalesef daha iyi olur. Bir aylık mutfak ihtiyacını alabilir maalesef başka değil. Onu da alabilirse. Emeklinin beklentisi maaş düzenlemesi. 7500 lirayla ayı çıkarmaya çalışıyorlar. 5 değil 25 bin lira ikramiye verilse yine de yetmez diyorlar. Ee, emekli maaşının kesinlikle düzeltilmesi gerekiyor. Günümüzde ev kiraları, kirada olan insanların yaşaması da mümkün değil bu maaşla. Çok dardayız. Bildiğiniz gibi değil çok. Böyle böyle bir rezalet ben bu yaşa kadar görmedim. İnanır mısın bir adam ölmek ister mi? Yani 7500 lira değil şu anda en kötü net 10 milyon olması lazım. En düşük emeklilik maaşı. Ekonomistler ikramiyelerin enflasyona karşı korumada rahatlık sağlayacağını savunuyor. Her gün zam, her gün zam, her gün zam. Bir de zam öyle bir güzel bir şey oldu ki zam olmadığı zaman millet de sıkılıyor. Bakın ben torun sahibiyim. 5 tane torunum var. Altı geçen gün bir çocuklarıma gideyim göreyim dedim. Bir baklava alayım çocuklarıma güzel Altı lira kilosu. Beş bin liraya bu emekli ne yapacak? On beş bin lira, yirmi bin liraya bir kirası. Yedi bin beş lira emekli maaşı. Siz geçinebilir misiniz? Bitmiş insanları ne kurtarır? Yani bu beş bin lira falan bu da çocuk oyuncakları. Bunlar kandırmasınlar. Yani yok böyle bir şey. Çocuk hastalığın en yaygın olduğu noktalardan biri yaygınlaştığı okullar çok bulaştırıcı özellik taşıması sebebiyle özellikle küçük yaştaki çocuklarımızı düşünürsek savunmasız çocuklarımızı düşünürsek velilere de bu konuda henüz yeni okulları açılmışken çok önemli görevler düşüyor. Özellikle çocukluk aşılarının mutlaka yaptırılması gerekiyor. Sonbahar geldi, okullar açıldı. Elbette çocuklar da ee, bir takım solunum yolu enfeksiyonlarında bir artış bekliyoruz. Okullar bulaşıcı hastalığın yayılmasına neden olan alanların başında yeni eğitim dönemiyle risk kapıya dayandı. Her sene olduğu gibi e, çocuklar kışın daha fazla hasta olacaklardır. Çocuklarda aşağı yukarı işte 100 civarında farklı virüs var ki bunlar çocuklarda işte soğuk algınlığı, nezle, boğaz enfeksiyonu gibi bir takım hastalıklara yol açıyorlar bunlardan korunmak maalesef çok mümkün değil. Özellikle küçük yaştaki öğrenciler büyük risk taşıyor. Çünkü sınıflarda yeterli önlem yok. Bulaşıcı hastalık riskine dikkat etmek gerekiyor. Hastalık özellikle temas yoluyla hızla yayılıyor. Başkalarının kullandığı işte mendil gibi, çatal kaşık gibi bir takım eşyaları kullanmamak tabii ki gerekir. Hastalıklardan korunmak için velilere de büyük görevler düşüyor. Yeterli beslenme ve uyku düzeni önemli bir faktör. Doğru düzgün beslenmeyi, yaşına uygun beslenmeyi sağlamak, işte yeteri uyku düzenine uymak, işte bir takım hava kirleticilerinden başta sigara olmak üzere uzak kalmak. Bunlar çok önemli. Covid-19'un varyantı Eris de Türkiye'de 9 kişide görüldü. Çocuklar için henüz endişe olmadığı söyleniyor. Ancak yine de önlem şart. Özellikle aşı olmak korunma yollarının başında geliyor. Çok da korkmuyoruz şimdilik ama tabii ki önlem almak gerekir. Bir enfeksiyon hastalığından korunmanın en önemli e yolu eğer bu mikroba karşı, bu hastalığa karşı bir aşı varsa, e, o aşı olmak. Kızamık hastalığı vakalarında da son dönemde büyük artış yaşanmıştı. Yeniden artışın önüne geçebilmek için çocukluk aşılarının eksiksiz yaptırılması gerekiyor. Normal çocukluk aşıları da işte karma aşıları, e, kızamık kızamıkçı e, kulak aşısını, süçücü aşısını, yani rutinde yapılması gereken aşıları da mutlaka yaptırmamız gerekiyor.